Kura çekimini gerçekleştirdik. Tüm gruplar netleşti. Fikstürümüz de zaten hazır bir şekilde yayınlanmıştı. Şimdi takımlardan çok talep olduğu için bir ufak, çok fazla önceki sezonlar gibi uzatmadan bir sezon değerlendirmesi, grupları değerlendirme yapacağız. Beni çekiyor musun güzel çocuk? Evet. Ona göre bunu yayınladığımız zaman arkadaşların bir bilgisi olsun. Diğer takımları, rakiplerini belki tanımayan gruplardaki ekipler vardır diye bu şekilde başlattık. Bana söz sormayacaksın. Bana sormayacaksın. Kimseyi tanımıyorum. Ha oynadıklarım var ama. Sen çünkü iyi takımlarla eşleştirdim ben seni bu sezon. Hepsine galip ayrıldın. O yüzden senin de fikirlerini... Ben ilk önce bir şey söyleyeyim. Hangi grup sert bildiğim kadarıyla söyleyeyim. A grubu Eyüp Fantastico Muhteşem. Sanırım oradan sürdürerek çıkar gibi. B grubu ne varmış? SS Cantaş, Genç Osman, Bazmir, Kariye. Kariye'yi ben hiç izlemedim. Bazmir fena değil, sağ solu belli olmayan bir takım. Sanırım oradan da Cantaş, Genç Osman çıkar. SS ile Bazmir de yine yukarıya çıkmak adına şey yapar. Oradan eleştiri yapma. Yan tarafta da Orhan Bey oturuyor da kendisi. C grubu Gop, Şafak. Ya bir şey söyleyeceğim. Genç Osman dedi. Bir şey. Hayır. Genç Osman kötü takım mı? Evet. Arkadan evet diyor. Genç Osman'dan şöyle diyeceğim. Adam videoyu izlediğinde diyecek kim lan o grup. Hemen eşgal verin bana. Genç Osman'dan şöyle bir durum var. Çok kadro değişti. Zaten İstanbul Brothers'ı da birleşti sonradan. İstanbul o şey değil mi ya? Cengiz diye bir çocuk var. Cengiz'in yine devam ediyor. Ama dediğim gibi İstanbul Brothers'dan birleştiler. Yeni bir oluşma halinde olduğu için tecrübesini biraz düşürdüler. O yüzden arkadaşlar diyorlardır. Genç Osmanlılar hani Efes'e nazaran zorlanabilir diye ama. C grubu sanki güçleri denk gibi geliyor bana ya. Oradan herkes çıkabilir yani. Evet, sen zaten Goldstein ve Boğaziçi'yle oynadın. Evet. Biliyorsun. Şafak Hastanesi en son Goldman'si yendi. Son maçlarında. Onun sayesinde ikinci torba oldular. Averaj farkıyla. İyi bir kuraya denk geldiler bunun sayesinde. Belki de daha zor bir gruba düşeceklerdi. Aynen öyle. Kim çıkar sence C grubundan? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir çekişmeye canlandım. Şimdi bunların arasında biz birçok iyi takımla oynadık. Baktığın zaman isim olarak oynadığımız takımları böyle arka arkaya koyduğun zaman bu arada bilmeyenler için La Masia. Arka arkaya koyduğun zaman belki Gopsti'yi kenara ayırsın. Ha, bunlar güçsüz. Bizi en çok zorlayan da Gopsti oldu. Zaten seri başı çıktılar. Adamlar bir de kaç 13 maç falan yapmış olmaları lazım. Bak işte lazım. burada ne oldu? Bir 6. sıradan girdiler. Abi yani. Burada ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Tamam bak. Yetenekten ziyade futbol sistem oyunu. Yani bu çocuklar maçın başında 2 tane gol attılar bize. 2 tane gol buldular. Ondan sonra kapandılar ve bloklarını bir türlü açmadılar. Bize kan kusturdular. Hani baktığın zaman yetenek olarak belki çok üst düzey adamlar yok ama işte playoff'ta bu bence çok önemli. Yani tamam bütün takım yetenekli olabilir. Eğer bütün takım Robben olursa kim oynayacak abi? Yani, şimdi öyle, yani sistem çok önemli. Bir de şey blokların ayrılmaması lazım ve basit oynanması lazım. Yani bilmiyorum da takım oyununun ben çok öne çıktığını düşünüyorum ya. Bak mesela geçen sene Novello. Kim der abi Novello'ya? Yani kızmasınlar bana da. Kim der Novello'ya final oynayacak? Ya adam haddini bilerek kompak oynadı anladın mı? Gitti geldi, gitti geldi. Yani bak yeteneksiz dahi olsan futbolun doğrularını yaptığın zaman karşı takıma kan kusturursun. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Yani Gopsti evet orada onların arasından çıkan takımlardan bir tanesi. 15 maçta 12 galibiyet almışlar. Ve benim bildiğim kadarıyla da iyi rakiplerle çok koşuyorlar. Genç koşuyor. Takımın hali başka. Tam ama takım oyununu oynayan büyük takımla ekip oynamış ama yani iyi takımla oynamış mı 15 maçta? Ona bir bakma. Yani bir 10 tane maçı sağlam maçtı. Boş maç değildi. İyi. O yüzden seri başı olmaya hak ettiler bence. Bu gruptan dediğin gibi kimin çıkacağı sürpriz olabilir diyorsun sen. Evet. D grubunda 50. yılı ben 50. duydum sadece. Şöyle bir durumu var. En iyi iki oyuncusunu kaybettiler. Transfer olmuş alt sezonlarda. Fevzi ve Burak. O zaman çok kan kaybederler. Çok kan kaybettiler zaten. All Star'daki çocuk değil mi? Uzun aynen. O olmayacağı için biraz şanslarını yitirdiler gibi. Çünkü Selçuklu'nun şöyle bir durumu var. Selçuklu'nun çok geniş bir kadrosu var. Ve bir kadrosu Güneşli'yi yendi.
Osmanlı'yı. Osmanlı'yı da yendi. İki takımı da yendi. İki takımı. Ama bir kadrosu da var. Daha eğlence amaçlı katılanlar. O zaman o yüzden... playoff'a getirecekleri kadro muhtemelen. Tabii yani eğer iyi kadroyla çıkarlarsa, Güneş'i ve Osmanlı'yı yenen ekipten çıkarlarsa bu grupta ilk üçte mutlaka olurlar. Krev zaten Kastamonu. Krev'le bizim dışımızda zaten maç kaybetmediler. Değil mi? Siz zaten oynamadınız. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Takımların defoları playoff'ta ortaya çıkacak. Ben şunu iddia ediyorum. Maç içinde bir şeyler yolunda gitmediği zaman kendini maçın içinde revize edemiyorsan maçı kazanamazsın abi. Mesela Krev bizim maça başladı. Başladığı gibi bitirdi. İkinci bir planları yoktu. Aynen öyle. 3-0 öne geçtiler sanırım. 2-0 mı 3-0 mı ne öne geçtiler. Şimdi tabii biz oynadıkları takımlara nazaran daha tecrübeli bir takımız. Şimdi bakıyorsun ileride uzun boylu yetenekli bir tane çocuk var. Ayağı düzgün. Bir de orta sahada solak bir çocuk var. Şimdi bakıyorsun bütün takım iki tane adamın ayağına bakıyor. Konuştuk aramızda. Uzun boylu futbol tabiri kucağa aldık. Hiç sağa sola hareket edemedi. Sol ayaklıyı da daha önde ilkte bastık. Kilitlendiler. Hani ikinciyi üretemiyor. Şimdi ben mesela oynarken bakıyorum. Mesela sağ taraf aksıyor. Sağa sola alıyorum. Bakıyorum ikisi birden olmuyor. Göbekten oynatıyorum. O olmuyor. Mesela atıyorum bizim Mert hem stoper oynar. Hem mesela bak en basit örneğini vereyim. Sanırım Gop City maçıydı. Gop City maçında eksik kaldık. Stoper atıldı. Ben forvete geçtim. Mert'i stopera aldık. Öyle hatırlıyorum. Gop City maçı mıydı bizim eksik kaldığımız maç? Çünkü neden? Mert çok seri bir çocuk. Tek başına stoperlik yaptı. Eğer biz oraya iki stoper koysaydık o maçı döndüremeyecektik. Tek başına ortada durdu, süpürdü. Zaten biz oynuyorduk. Maçı döndürdük. Yani burada asıl anlatmak istediğim şey şu. Maçın içinde aksayan bölgeyi revize edebilecek ya bir akıl olacak ya takım bulacak. Çünkü takımlar içeriye girdiklerinde kilitleniyorlar abi. Koş. Değil. Biri uyanık olacak. Yani biri farkında olacak olayı. Biri takımını izleyecek. Hani ulan sağ taraf gitmiyor. İşte yok bak göbekte sıkıntı var alamıyor. Atıyorum göbeğe bir de basıyorlar. Kenara oynayacaksın. Anladın mı? Yani maçın içinde çözüm üretebilen takım level atlayabilir diye düşünüyorum. D grubunda senin dediğin buna uygun o zaman. Selçuklu'ya kadrodan uygun gelirse avantajlı. Krev artı FC Gönel son dakikada yetiştiler 5. torbadan. Bunlar da en tecrübeli, en eski kulüplerden bir tanesi gibiydi. Bu sezon çok geç katıldıkları için daha zorlu gittiler. Bu gruptan da 50. yılın ayeti de belli olmaz. Şimdi iki yıldızını kaybetmiş olabilirler ama yine de 50. yılda 50. Şey kim? İlk bu grupların harici direkt ilk 4'ten kim? İlk 4'teki takımlarda lider 70 puanlı Osmanlı. Evet. Hemen 3 puan gerisinde Güneşli vardı. 3. Tamam. Sırada Goldmans. 4'te de 5. cadde. Onlarla da oynadınız. 4'ü de üst düzey değil. Güneşli'yi ayırıyorum biraz. Bence. Fazla maç oynamalarının vermiş olduğu avantajla çıkmışlar yukarı. Büyük ihtimal 3'ü de elenir. Buradan çıkacak takımlarla. Onu da bir ufak değerlendirelim. Osmanlı A grubunun üçüncüsüyle oynuyor. A grubu da çok çekişmeli bir lig olacak, grup olacak. Eyüp, Fantastico, Muhteşem Yüzyıl'ın ilk üçü. Abi de şuraya bakınca aklıma geldi. Cantaş'a da hiçbir şey söylememişiz ya. Sıradan gideceğiz şimdi zaten. Sen onları çıkar diye değerlendirdin B grubundan. Eşleşmeleri de biraz değineceğiz çünkü. Takımlar hakkında bir ufak bilgilendirme yapalım. Çok fazla uzatmadan. A grubundan. Eyüp'ü çok methediyorlar ya. Burada milleti kaldırdık hani dedik ki finali kim oynar? Hani bize onu söyleyin dedik. Herkes Eyüp dedi. Yani demek Eyüp iyi çıktı. Ben bir kere izledim. Fantastico ile bir efsane maçları vardı biliyorsunuz. İlk maçlarıydı o maçları. Müthiş bir maçtı. Aynen. Kadro istikrarı tutturabiliyorlar mı tutturamıyorlar mı bilmiyorum. Ya zaten playoff'ta en büyük özellik o olacak. Kadrosunu, şimdi şöyle bir şey var, grup maçları 4 günde bir oynanacağını dikkatli bir şekilde ele alırsak 4 günde bir oynayabilecek bir kadroya sahip olman lazım. Şimdi örnek veriyorum, senin takımın bile belki gruplarda olsa 4 günde bir oynayabilecek. Eyüp'te şöyle bir handikap var yalnız, benim duyduğum, gördüğüm, çocuklarda biraz ego var. Stopçuyuz, işte geliyoruz, işte biz şöyle falan, öyle olmuyor işte playoff'ta o işler. Ya tabii ki. Yani sen şimdi ben böyle topçuyum, mopçuyum dersin, bir bakarsın eliminasyon maçında gelir adam 3 tane sallar, bir bakmışsın. Veya dışarıda işler dobuldurken veren. Çünkü halı saha maçı bu. Halı saha maçında o iş topçuluğa, bilmem neye falan fark bakmıyor. O egoyu biraz yenmeleri lazım benim bildiğim kadarıyla. Onlarla alakalı öyle bir şey duydum.
Fantastico var herhalde altlarında. Evet. Fantastico ile de oynadık biz. Bizim maçı baz alarak konuşursam yani bir üstlerine çıkamazlar. Doğru, sizin maçta çok eksikleri var. Yani Okan'ı ileride bıraktılar sadece. Tek iki tane iyi oyuncuları yoktu o maçta, o yüzden onu baz alma. Ha, eğer takımını zaten çoğu Mısırlı oyuncuları. Ha bak, o mesela Eyüp maçında oynadıkları o Mısırlı çocuklar var. O çocuklarla, o kadrolarla eğer oynarlarsa alırlar, litişe alırlar. İşte, onun da kadrosu hep böyle sabit günlerde oynayan bir kadrosu olduğu için playoff'a nasıl hazırlanacağı çok büyük muallak. O yüzden sıkıntı çekebileceklerini düşünüyorum. A grubunda özellikle. Muhteşem Yüzyıl kaç maç yaptı? Hemen hemen 15 yapmış olabilir. Sezon başındaki maçları eğer saymazsak Muhteşem Yüzyıl'ın son bir kadrosuyla Muhteşem Yüzyıl. Yani, hatta biz sezon başında yapamadık. Sezon başında oynadılar. Ondan sonra bir şehir dışında işleri 10 maç yapmışlar. Ara vermişlerdi. 10 maç. Sonra bir girdiler. 6 maç yaptılar herhalde ondan sonra. Hepsini kazandılar ve iyi takımlarla oynadılar. Benim bildiğim ilk oranın da zaten benim söylediğim gibi o 3'ü. Hani Tuna Gençlik'le Zeytinburnu'yu bilmiyorum. Zeytinburnu 3 bence de seri başı sıralaması uygun olacak. Sadece buradan işte şöyle bir eşleşme var. A grubunun birincisiyle B grubunun ikincisi eşleşecek. Aynı şekilde ikinciyle de birinci takım eşleşecek. Üçüncü takım da direkt Osmanlı ile eşleşeceği için bu grup içerisinde çok büyük denge farkları olacak. Belki bazı takım Osmanlı ile karşılaşmamak için, belki üçüncülüğü veya Osmanlı ile oynamak için belki üçüncülüğe bilerek düşürecek kendisini. Belki üçüncü olmayayım diye ikincilik ve birincilik için büyük baskı sergileyebilirler. O yüzden A grubu en kritik gruplardan bir tanesi bence ama yani seri sıralamasına bakınca da gruptan çıkma sıralaması hemen hemen bir gibi gözüküyor. Buna Gençlik iyi, dinamik bir takım ama çok zor bir gruba denk geldiler. Zeytinburnu zaten çok sonradan kadroyu oluşturdu ve sonradan... B grubu hangi takımdan eşleşiyordu? Goldmans. Goldmans'le. Lig üçüncüsü Goldmans'le üçüncüsü eşleşecek. Burada zaten SS ve Cantaş yılların takımları. Çıkıyorlar onlar gruptan. Onlar ya, sıkıntı olmaz yani, onların gruptan. Cantaş genelde zaten ilk dörtte olduğu için katılmıyordu gruplara. Bu sezon gruplarda da... Bu sene kötü herhalde ama Cantaş ya. Bir yani, transfer yaptı son maçlarına doğru. İyi. Yani favorilerin arasına girebilecek... Ya zaten onun playoff şey derecelerinde yarım finalden aşağı derece var mı? Hiç. Benim hatırladığım... Yani en kötü yarı final, çeyrek final oynuyor. Final oynamadı hiç ama çeyrek final... Çeyrek de rüzgara ile. Sonra da yarı finaldeler. Geçen sene de yarı finaldeler. Oynamadılar bu kaçın bir sezondur ama hep 2'de, 3'te çeyrek kaçın yarı finalde. Ya en kötü tecrübesiyle yani gruptan çok kötü rahat, de oynasa. Gruptan çıkarlar. Tecrübesiyle çıkar. SS'in şöyle bir sıkıntısı var. En iyi iki oyuncularından bir iki tanesi galiba sakat. Serkan oynamıyor. Senin o beğendiğin 10 numaraları vardı ya SS'in. O ciddi bir sakatlık yaşamış. Ya ben SS'i bir maçta izledim. Hangi maçtı o ya? Fantastik oyla mı oynadı ya? Abi çok kötü oynadılar ya. Yani 5. cadde maçı mı? 5. cadde maçıydı herhalde. Ha doğru, hatta gelmiştim ben hatırlıyorum. Abi çok kötü oynadılar. Yani eğer o futbolla oynarlarsa yenmişlerdi ama yani bir 5 dakika yok ya, kaybedecekler. Yok ya, o olmaz yani. O çok kötü bir futboldu. Belki o güne denk gelmişlerdi. Şu olarak sakatlıklarını yaşamış yeni oyuncuları empoze etmeye çalışıyorlardı. O dönemde senin izlediğin o maç. Ama bence şimdi Bazmir'in de şöyle bir durumu var. Bazmir bir iki maçını izledim. Çok iyi mücadele eden bir takım vardı ama Mehmet Hoca sürekli patlı oyuncular da geldi. Kimden oynayacağını bilmiyorum. Ya Mehmet Hoca işin sporunda ya, geliyor. Orası öyle ama şimdi geçen sezon hakkı olmasına rağmen katılamamıştı ya Pirlepelli olarak. Şimdi bu sezon biraz onun da şeyi var, üzüntüsü var. Onu da ama yani şey bak, şey yapacak. Çok böyle üst düzey bir takım olmasa da sahada bir duruşu var. Ben sahada duruşu olan takımı çok severim. Anladın mı? Yani bir takım var mesela iyi ama sağ açık orada ileride, sol açık burada stoperin yanında falan. Dağınık takım hiç sevmem. Şey çok iyi ama yani Bazmir'in benim geçen sene gördüğüm oturuşu iyi ama bu sene nedir ne değildir ama yine kendilerini playoff'a attıklarına göre yine iyiler herhalde. Ve çok daha erken başlamadılar sezonu yani. Geç başlamadılar. Atıyorum 10'da 6 bir performansları var. Yani 10%'lık bir galibiyet oranları var diye. Kariyeri. Burada bence SS'de Cantaş İlk iki alırlar. Üçüncü için üç takımın da şansı var. Çünkü Kariye genç bir takım. Çok fazla tecrübeleri yok. Bu sezon yeni başladılar ama epeydir aramızda var. Genç bir takım olmalarının biraz tecrübesizliği dezavantaj olacaktır. Ama üçüncülük için bazı bir genç Osmanlılarla eşdeğer şansları olduğunu düşünüyorum.
Genç Osmanlılar'da dediğim gibi İstanbul Kuralısı'ndan birleştiği için şu an kapalı kutu. Kimle oynarlarsa oynasınlar tedbirli olmaları gerekiyor bence. Beğenmeyebilirler sezon içindeki takımlar ama yine de tecrübesi, yani birleşen iki takım da geçen sezon gruplardan çıkma başarısını göstermişti. Zar zor da olsa. Şerif, o 20 dakika bulunca bazen şey oluyor, bakımda kontrol ediyor. Evet, C grubunda da Lob City Şafak Hastanesi, Jilet Ahmet, Boğaziçi ve Nargazlı var. Nargazlı son saniyede FC Atan'ın katılmamasıyla ek kontenjandan değerlendirdiler kendi şanslarını. İyi de bir gruba düştüler bence. Bu grupta da büyük bir rekabet olacak dediğim gibi. Nargazlı da çok kötü takım değil açıkçası. Tecrübeleri yok. Ama yani... Yani bu gruba düşenlerin şansı şu olmuş, birbirlerine düşmüşler. Evet, yani diyor muyum? Yani bu gruba düşenler atıyorum A grubuna falan düşseydi çıkamazdı. Mesela D'ye düşse çıkamazdı. Ama bu grup onlar için şans evet, olmuş. Aynen öyle. Jilet Ahmet, onlar da 20 kişiler falan gidiyorlar maçlara. Çok da seri maç yaptılar. Haftada 3 maç falan oynadıklarını biliyorum. Güneşli'yi de yenmişlerdi ilk maçlarında hatta. Güneşli'nin zaten sıkıntısı hep şey, çok iyi bir kadrosu var. Ama rakibe göre çıkıyorlar sahaya ve yeni takımlara sürpriz yiyebiliyorlar. O yüzden bir iki mağlubiyetleri var galiba. Yeni ilk maçlarında oynayan takımları kaybettiler. O da işte rakibi önemsememekten ama şimdi oynayacakları son 4 maç olduğu için bütün şeyi ciddiye alacaklardır. C grubunun da üçüncüsüyle eşleşecekler ikinci turda. C grubundan da yani Boğaziçi ile Jilet Ahmet bence üçüncülük için mücadele eder gibi. Şafak Hastanesi'nin çünkü son bir Golden Knights galibiyeti olduğunu söylemiştim. O yüzden iyi maçlarda iyi hazırlanıyorlar herhalde diye düşünüyorum. Ama Hop City bence grubun favorisi. Boğaziçi'nin tecrübesi olmasına rağmen o genç dinamik takıma çok fazla direnç gösteremezler. Ben tanımıyorum. Bu gruptan kimse yani bir skor elde edemez. Yani playoff skoru elde edemez diye düşünüyorum. Çeyrek finalden sonra gider diyorsun. Aynen. Yani olabilir. D grubu. B grubunda dediğim gibi 50. yılın kan kaybı büyük bir düşüşe sebebiyet verecektir. Bir iki tane transfer yaptılar, benim de bilgim var. Ama hiçbir hazırlık maçı oynayamadıkları için direkt gruplarda başlayacaklar. Yani takım da birbirini fazla tanımayacak gibi geliyor. O yüzden işleri biraz zor. Krevi buradan ikinci torbadan geldi ama lider olarak çıkar bence. Yok yok, Krevi fena yani kötü bir takım değil. İşte Selçuklu'yla... Selçuk eğer dediğim gibi o az kadrosundan maçlara çıkabilirse Krev'le birlikte belki Krev'i bile yenebilecek güçler. Çünkü ilk iki sıradaki takımları yendiyse boş takım yoktu. Çünkü hep tecrübeli oyuncularmış. Dışarıdan da bilinen, lig tarafından tanınan oyuncuları vardı. Ama bence D grubu yani epey çekişmeli olacak. Şimdi A grubuna ölüm grubu diyoruz ama ilk üçü çok iyi takım. Ama onlar da çıkacaktır. Ama D grubunda öyle bir durum yok. Çünkü 5. torbayla 1. torbayı oynat, kimi kazanacağını bilemez. Bu diğer bütün takımlar için de geçerli. Yani Gönen, belki Gönen bile lider olarak çıkabilir. Şaşırmam bu grupta. Ama eğer kadrosunda sıkıntı yaşamazsa Selçuklu ile Krem ilk iki alırlar gibi. Onun dışındaki Şirinler'de iyi bir takımı var. Ama büyük maçları hep kaybettiler diyebiliyorum. Bir tek Goldmans ile beraber kaldılar yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında hep büyük takımlara kaybediyorlar, diğer takımları yeniyorlar. Öyle bir seviyeleri var ama işleri ciddiye alacaklardır. O yüzden 50. yıl Şirinler'de Gönem 3.lük için mücadele eder. Eğer Selçuklu dediğim gibi kadrodan yana sıkıntı yaşamazsa. Bu şekilde sonuçlanır gibi geliyor bana. Hayırlısı diyelim inşallah kazasız, bir ufak fikstürlerle ilgili de söylersek ilk hafta 5. torbalar bay geçecek. Bu sırayla gidiyor. İkinci hafta maçlarında 4. torba, sonra 3-2 ve son hafta maçlarında seri başları bay geçecekler. Buna göre eşleşmeler fikstür de belli. Bunu internet sitemizdeki playoff sekmesinde de işleyeceğiz bütün maçları. Tüm takımları da telefondan bilgilendireceğiz. Size tavsiyem, benim yani ben şu an oynayacak olsaydım, takımımı çok iyi bir şekilde hazırlardım. Kura çekiminde bakardım hangi günler maçımın olacağını, bütün oyuncularıma en önemli işlerinin bu olmasını söylerdim. Bu şekilde ayarlıyordum ben çünkü ama burada çok fazla böyle kulüp şeklinde yönetilen takım yok. Birkaç tane takım var böyle kulüp şeklinde yönetiliyor. Kadrolar falan önceden söylenmiyor, böyle maç günü belli oluyor falan. O yüzden iyi bir işleyiş burada çok büyük avantaj sağlayacaktır.
Ama eleme maçları çok önemli. Dediğim gibi mesela SS geçen sezon Novello'yu elendi. Kim çıkar diyordu? İşte Güneşli Novello'yu elendi. Ama şöyle bir şey var. İki maçı da izlemiştim o sezon Novello'ya karşı. Güneşli Fantastico oynadı. Fantastico olarak oynamışlardı. Fantastico'yu yedikleri maçta Fantastico'nun farklı kazanması lazım. 5 tane gol %100'lük atılacak golleri kaçırdılar. Pat yediler, elendiler. Şimdi SS'le eşleşti Novello misal. SS çok iyi bir maç çıkarttı. 1-1'di maç. Böyle haldır haldır geliyorlar. Pozisyon üzerine pozisyon, orta sahadan bir gol yedi. Pat elendi. O yüzden eleme maçlarında şansın büyük etkisi var. Ve akıllı oynayacaksın. Şimdi çok fazla şansa bırakmayacaksın. O yüzden eleme maçlarından dolayı takımlar ne kadar dikkatli olursa şampiyonluk oranları o kadar yükselir. Hayırlısı. Bu şekilde. Başka söylemek istediğimiz bir şey yok. Yeni sezon maçları da başladı. Yeni sezon maçları da pazartesi gününden itibaren playoff maçları birlikte başlıyor. Onu da şu an lig sıfırlanıyor zaten. Bütün herkesin puanları sıfırlanacak. Pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam yayınladım da internette. Barbaros'la Wörishingen takımları sezon ilk maçını yapacak. Ondan sonra da her gün birer boşluğumuz var. Şöyle bir şey hatırlatayım. Yeni sezonda mücadele edecek takımlara. Günde iki tane playoff maçı olduğu için her gün seçeneğiniz var. Ama çok fazla alternatif olmadığı için maçlar yine geçen sezonki gibi yoğun bir şekilde önceden doluyor. Yani şu an mesela Cuma'ya kadar yerimiz yok. Playoff maçı olmasına rağmen. Çünkü çok fazla alternatif kalmıyor. Playoff maçları %70-%80'ini dolduruyor hafta programlarında. O yüzden Cuma'ya kadar doluyuz. O yüzden ne kadar yeni sezona erken başlayacaksanız benimle daha önce anlaşırsanız bu sezon yaşadığınız aksaklıkları yaşamadan playoff'a, önümüzdeki sezonun playoff'una çok daha rahat katılabilirsiniz. Bu şekilde hayırlısı diyelim. Herkese başarılar dileyelim. Bay bay.